Merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicileri. Ben Mehmet Sayıt Özdemir. Denizli'den hepinize selamlar. 25 yıldır denizde bu sektörün içindeyim. 25 yıldır üniversiteye öğrenci hazırlıyorum. 25 yıldır kimya anlatıyorum ama 25 yıl önce özel sektör bu kadar kolay değildi. Mesleğe başladığım yıllarda özel sektör çok zordu. Bizden çok fazla vardı ve bizden aldığı öğretmenleri, dershane sahipleri etinden, sütünden, yumurtasından yani nefesinden, kürkünden, derisinden her şeyinden faydalanmak istiyor. Yani istiyordu. Yani derse gir kimya anlat çık olmuyordu. Sayıt Hoca derse giriyordu, kimya anlatıyordu, çıkıyordu. Sekreter olarak para da alıyordu. Gerektiğinde mutfakta ayda dolduruyordu. Gerektiğinde gidip tercih de yapıyordu. Dolayısıyla ben 25 yıldır aktif olarak sürekli tercih sezonunda da tercih yaptım. Bu konuda iyi bir birikimim olduğuna inanıyorum ve bu birikimde sizin ufkunuzu açacağını tahmin ettiğim bazı bilgileri size de aktarmak istiyorum. Alıp almamak size kalmış bu nihayetinde sizin hayatınız ve güzel bir şey olursa buna en çok siz sevineceksiniz. Kötü bir şey olursa da en çok sizin üzüleceksiniz. Benden size sadece bir yol göstermek, bir bakış açısı kazandırmak olsun. İlk başlığımız kimler mevzuna kalmalı? Arkadaşım otur düşün. Nerede hata yaptın? Nerede hata yaptın? Hocam ben hata yapmadım. Ben mükemmel hazırlandım. Sınav zordu. Mevzuna kalma. Mevzuna kalma arkadaşım. seneye de yapamayacaksın. Sen hata yaptın. Bak unutma bu bir sıralama sınavı. Sıralama sınavı herkese zordu. İlk 10 binde yine 10.000 kişi var. Bir şey değişmedi ki. Yani şöyle bir şey var mı? Hocam bu sene sınav zordu ya. İlk 10.000'e 10 sadece 1000 kişi girebilmiş ya. Görüyor musunuz? Bu yüzden kaybettim. Değil senin önünde insanlar var. Sen 5 bininci olmak isterken 15 bininci oldun. Demek ki 14.999 kişi senden daha iyi hazırlandı. Bitti. Onlar senden daha iyi hazırlandı. Onlar zor sınavda hazırlandı. Sen hazırlanmadın. Sen yapmadın, yapamadın, başarısızsın. Bunun sebebini bilmiyorsan düzeltemezsin de. Nerede hata yaptığını, nerede yanlış yaptığını bilmiyorsan bunu düzeltemezsin. Mezuna kalma. Otur düşün ben nerede yanlış yaptım? Zor soru çözmedim. Az soru çözdüm. Temelim yoktu. Ancak temel oluşturdum. Evet tamam mevzuna kal. Hatanı biliyorsun düzeltebilirsin. Anlaştık mı? Nerede hata yaptığını bilmiyorsan gelecek yıl büyük ihtimalle aynı hatayı yine yapacaksın. İki hedefin ne? Hedefin ne ve sen neredesin? Yani senin bulunduğun yerle hedefin arasındaki mesafe bu hedefe ulaşman için yeterli bir mesafe mi? Arkadaşlar herkes her şeyi yapamaz. Herkes her şeyi yapabilir de herkes her şeyi bir yıl içinde yapamaz. Ben hiç enstrüman çalmayı bilmiyorum. Ben oturayım piyano çalmaya başlayayım ve bir yıl içinde İpek Nisa gibi piyano çalayım. <laughs> Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey mümkün değil yani. Herkes her şeyi yapabilir ama bunun bir zamanı var. Dört yıl içindeki eksik bilgilerini bir yılda bitiremezsin. Sayısalcıysan ve çok çalışarak bak çok çalışarak azmederek Hiçbir sınav kazasına kurban gitmeden Sınavda her şey yolunda giderek 200 bininci olduysan Seneye 20 bininci olamazsın Olamazsın yani o kadar bilgiyi bir senede tamamlayamazsın Gerçekler var Herkes her şeyi yapabilir ama herkes her şeyi bir yılda yapamaz Sen neredesin? Hedefin nerede? Ve bu hedef geçmişte yapılmış mı? 200 binden 20 bine sayısal branşta çıkan olmuş mu geçmişte? Yok arkadaşım öyle bir şey yok. TM'de olur, sözelde olur, dilde olur. Sayısalda böyle bir şey yok. Ha. Yeterince çalışmamışsındır aslında bilgin var da sınav anında kusmuşsundur erken çıkmışsındır. Tamam okey tamam. Bunu kastetmiyorum. Ama çalıştın azmettin 10 ay boyunca çalıştın. Tüm çalışmaların seni 200 bine soktu sen 20 bin olmak istiyorsun. Öyle bir şey sayısalda söz konusu değil. Hedefin ne? Sen neredesin? 10 ay boyunca çalışman bu hedefine yetecek mi? 3. Hedefin 150 bin. Şey, hedefin 80 bin. Sen 150 bin desin. Aradaki mesafe yeterli. Ulaşabilirsin. Bir yıl boyunca bunu yapabilecek vakit var. Peki senin bunu yapacak gücün var mı? Bir yıl boyunca günde en az ona hiç 10, 10 saat çalışacak mısın? Bunu yapacak mısın? 10 ay boyunca hiç boşluk bırakmadan günde 10 saat çalışacak mısın? Arkadaşım bir işi düzgün yapacaksan kal. Yoksa kendi vaktini boş yere harcama. Bunu da anti parantez hatırlatayım. Sen 150 binde hedefin 100 binde rahatlıkla ulaşılabilir bir hedef hocam. 10 saat çalışmama gerek yok. Okey. Tamam. Ama şu pencereden bakmayı unutma. Sen 150 binde hedefin 100 binde ya. Hedefin geçen yılın puanıyla 100 binde. Bu yılın puanını daha bilmiyoruz. Seçtiğin hedef popüler bir hedefse peki. Bak. Sen 150 binde kaldın. 100 binlik bölüm istiyorsun diye mevzuna kaldın. Sen şu an 100 bini nereden bakıyorsun? Geçen yılın taban başarı sırası 100.000. bin. Geçen yıl o bölüme en son giren 100 binle girmiş. Bir, bu sene ikinci öğretimler kapatıldı mı? Bu sene otomatik olarak bu bölüm 90 bine çıktı mı? Çıktı. Popüler bir bölümdü. Bir de oradan yükseldi 80 bine çıktı mı? Çıktı. Gelecek yıl sen girdiğinde belki bazı kontenjanlar daha azaltılacak bir 20 bin daha çıkacak mı? 60 bin. Ne oldu? Sen 100 bin diye kaldın. 100.000 bin gibi çalıştın ama 60 bin oldu. Dolayısıyla sen hedeflediğin bölümü geçecek bir başarıya ulaşabileceksen mezuna kal. Dediğim gibi bu sana katmak istediğim bir bakış açısı. Hocam ben geçemeyebilirim ama şansıma güveniyorum, koluyorum. Tabii ki ya bana ne annen değilim, baban değilim. Anlaştık değil mi? Bir parantez daha açıyorum bu başlık altında. Arkadaşlar bu sene ikinci öğretimler kapatıldı. Ee, bazı bölümlerin kontenjanları azaltıldı ve bu siyasi bir politika. Bu politikanın devam edeceği kanısındayım ben. Yani seneye de kontenjanların azalacağı kanısındayım. Bu konuda çeşitli fikirlerim var ama hani konumuz siyaset değil girmeyeceğim. Kızıyorlar bunu hocam çok siyaset yapıyorsunuz diyorlar. Evet çok siyaset yapıyorum. Ben gelecek yılda kontenjanların azalacağını düşünüyorum. Yani bu sene kılavuzda taban başarı sırası 80 bin diye gördüğünüz bir bölümün bu seneyi minimum 70 binle kapatacağı ve gelecek sene de tercihlerde bunun 60 bin 50 bin kadar yükseleceği kanısındayım. Bunu aklınızın bir köşesine alıp Buna cesaretiniz varsa katılın. Ha hocam bence siz haksızsınız ben kalıyorum o düşecek hatta benim yerime gelecek diyorsanız sizin tercihiniz. Burada anlaştık mı? Anlaştık. Tamam mevzuna kalıp kalmayacağımıza karar verdik. Tercih yapacağız. Peki hangi puanla tercih yapacağız? Hadi YKS sonuç belgesini anlama ikinci başlığımız. Arkadaşlar şöyle bir YKS sonuç belgemiz var. İsmi soy ismi sildim. Netler görünüyor. Şöyle bir sonuç belgeniz olacak sizin. Pardon yanlış yerden kaydırıyorum. Bunları geç bunları geç bunları geç bunları geç bak şuraya geliyorsun şuraya geliyorsun en alta Sağ tarafta yerleştirme yazıyor bak zaten yerleştirme Şuradaki başarı sıralarına göre tercih yapacaksın Eğer 2 yıllık tercih yapacaksan 2 yıllığı puandan yapabilirsin 424 puandan 4 yıllık sayısal bir fakülte tercih edeceksen şu başarı sırasıyla tercih edeceksin Sin sen Bu sıra etrafında tercih yapacaksın Eşit tercih yapacaksan 148.181.sin bu sıra etrafında tercih yapacaksın. Buna yakın yerleri kazanman çok yüksek. Bundan çok uzaksa mesela 50 binlik bir yeri yazdığında kazanma ihtimalin çok düşük. Bunu unutma tercih yaparken. Bunun sol tarafı seni ilgilendirmiyor. Bunlar ek puansız başarı Bunlar e, orta öğretimsiz başarı sıran yerleştirme sıran değil seni ilgilendirmiyor. Ek puanın varsa ek puanını aldığın bölümde seni ilgilendiriyor. Mesela iyi olma tipsin ilahiyatta ek puanlı başarı sırasını kullanabilirsin. Geri kalan bölümlerde kullanamazsın. Her bölümde sana ek puan vermiyorlar. Burada sana ek puanlı bir başarı sırası çıktı diye bu ek puanlı başarı sırasını her yerde kullanamazsın. Sadece ek puanın geldiği bölümde kullanabilirsin. Yani bu sayısalcı bir öğrenci. Bunun üzerinden gidelim. Bu öğrencimiz 108.687. Bu konuda tercih yapacağız. Tercihte hangi Puanı kullanacağımızı da gördük. İkinci başlığımız da bu. Üçüncü başlık. Tercih yapacağız. Sıralamamız belli. Yok atlasa girip kendimize bir liste çıkaracağız. Peki hocam ben İstanbul'da okuyacağım ya. Bir Boğaziçi var ya şahane. Arkadaşlar okul değil meslek seçin. Okul 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl. İnşallah başınıza bir iş gelmezse ömrünüz daha uzun. 22 yaşındasın, 23 yaşındasın, 24, 25 yaşında bitirdin. 65 yaşına kadar çalışacaksın. 10 yıl okuldun 40 yıl çalışacaksın okuduğunun 4 katı kadar en az en az 4 katı kadar bazen 5 katı kadar 6 katı kadar çalışacaksın senin hayatın o meslek olacak seni o meslekle alacaklar seni o meslekle çağıracaklar o meslek çoğu zaman senin kişiliğinin önüne geçecek meslek ömür boyu yapacağın bir şey mesleğe göre okul seçmelisin okula göre meslek değil yani bir hayal et kendini tıp seçiyorsun doktorsun ben ömür boyu bunu yapabilecek miyim? Ömür boyu yoğunsun. Ömür boyu hep hasta insanlarla uğraşacaksın. Ömür boyu hep hastalıkların bulunduğu yerde olacaksın. Kimseye de hava atamayacaksın ömür boyu. Herkes etrafında doktor olacak. Gerçekten bunu yapmak istiyor musun? Ömür boyu. Seni doktor diye çağıracaklar. Senin adının önemsiz olacak. Mühendissin. Bir fabrikada çalıştın. Bir şirkette çalıştın. Ömür boyu orada olacaksın. Ömür boyu bunu yapacaksın. Bir ömür bunu yapacak mısın? Boğaz içi bitecek. Ot tü bitecek. Veya tam tersi Van bitecek ama bu meslek ömür boyu olacak. Önce meslek. Sen hangi mesleği yapmak istiyorsun? Hangi mesleği bir ömür yapmaya hazırsın? Bunu belirle. Ha, birden fazla meslek tercihin vardır. Hepsine eşit uzaklıktasındır. Ben A'da, B'de, C'de olabilirim. Ama A mesleğinden Afyon geliyor. B mesleğinden İzmir. Ben A'yı Afyon'da yapmak yerine B'yi İzmir'de okumayı tercih ediyorum. Olur. Gayet mantıklı. Hiçbir sıkıntı yok. Ama ve mesleğini çok seviyorsun. Çok istiyorsun hep hayalin buydu. Ömür boyu kendini orada görmek istiyorsun. Ama Afyon'da. Afyon'u istemiyorsun. İzmir'i daha çok istiyorsun. O yüzden A mesleğini İzmir'de yapıyorsun. Bu olmaz. Karsın. Bakın inanın ki, inanın ki sevmediğin bir şeyden kazandığın para seni mutlu etmiyor. Bir mesleği seversen başarılı olursun. Başarılı olursan çok para kazanırsın ve o para seni mutlu eder. O yüzden okul değil. Öncelikle meslek seç. Meslek alternatiflerin varsa onların arasında okul seçebilirsin. Ama öncelikle meslek. Öncelikle meslek. O mesleği ömür boyu yapacaksın. 4. Her mesleğin kendi dinamikleri vardır. Bunu dikkate alarak seçim yap. Her mesleğin dinamikleri aynı değildir. Örneğin tıp fakültesi için il çok da önemli değildir. Tabii ki her okulun yerleştirdiği, her okulun yetiştirdiği doktor aynı değil. Okey tamam haklısınız. Ama yani sonuç olarak halk bakış açısıyla doktor. Yani Tabii ki koç tıpla van bir değildir. Okey tamam. Tamam haklısın. Tamam tatlım koç tıp sen çok daha iyisin. Ama çıktığında doktorsun. Yani üniversite çok da önemli değil yani bu, bu bakış açısıyla. Ama tam tersi mühendislikte de okul çok önemli. Yani Boğaziçi makineyi... Boğaziçi'nde makine var mı bu arada aklımda değil. Bitirmiş bir öğrenciyle Pamukkale'ye makineyi bitirmiş bir öğrenci aynı gözle bakılmıyor. Her mesleğin kendi dinamikleri vardır. Bu dinamiklere dikkate alarak okul seçmek zorundasın. Yani öğretmen olacaksan ve amacın milli eğitimde öğretmen olmak atanmaksa yani gidip boğaz içinde kendini zorlamana gerek yok. kasıp da boğaz içinde zor derslerinden geçmene gerek yok. Git Ege'de oku. Git Denizli'de oku. Daha rahat geç. Rahat ye. Geze geze dolaşa dolaşa ders çalış. Milli eğitim atandıktan sonra kimse seni boğaz içinde mezun diye başının üstünde tutmayacak. Veya kimse seni Van'dan mezun diye yere gitmeyecek. Yere, yere, sermeyecek. Herkes senin anlatımına bakacak. Denizde benim tanıdığım otü mezunu olup aman keşke bize girmeseydi diyen. Iy! denilen çok öğretmen var. Tam tersi pamukkale mezunu olup çok iyi ya keşke bizim dersimize bu girse denilen çok öğretmen de var ve okullar arasında uçurum farklılık var. Anladın değil mi? Her mesleğin kendi dinamikleri vardır. Bu dinamiklerine dikkate alarak okul seç. Bu dinamikler için meslekin, mesleğin şartlarını araştır. Mühendis sen maksimum yere gitmeye çalış işte. Tıpsan ailene en yakın gitmeye çalış. Zaten üniversite çok yorulacaksın çok zorlanacaksın. Gerek yok bir de şehrin seni zorlamasına. Ütüdür çamaşırdır bulaşıktır yemektir. Öğretmensen yine hani çok zor bir yere gitmene gerek yok, orada zorlamana gerek yok. Devlete atanmayı düşünüyorsan, özelse farklı, akademik kariyerse farklı. Anlaştık mı? Her mesleğin kendi dinamikleri vardır. Bu dinamikleri dikkate alarak bölüm seçmelisin. 5. Seçeceğin bölümün ekstrem şartlarını dikkate alarak bölüm seçemezsin. Ne seçeceksin oğlum? Makine mühendisi. Neden? Kanada çok fazla makine mühendisi alıyormuş. Hadi be, nereden duydun? Dayım Kanada'da çalışıyor. E dayın ne mezunu? Boğaziçi makine mezunu. Sen nereye gidiyorsun? Pamukkale makine Ekstrem şartlara dikkate alarak meslek seçemezsin. Pamukkale makineyi mi seçeceksin? Pamukkale makine mezunları ne iş yapıyor? Gir yok Atlas'tan bak. Gir mezun sitelerinden bak. Gir Instagram'dan bul, araştır, ara. Ne iş yapıyorsunuz? Ortalama maaşınız ne? Hangi arkadaşın nerede buldu? Artık, artık dünyada ya artık bunlara rahatlıkla ulaşabilirsin. Bu şartlara razıysan yaz. Ha sen yine Kanada'ya gitmek için çabala. Yine ekstrem şartları kendinde oluşturmaya çalış ama ekstrem şartlar ekstrem durumlarda geçerli olur ve sen o ekstrem durumları yaratamazsan girdiğin tüm amaç birden boşa gitmiş olur. Ben Fırat Kimya'ya gideceğim. Fırat Kimya'yı dereceyle bitireceğim. Daha sonra işte Yıldız Teknik Üniversitesi'nde çok iyi bir bölüm başkanı olacağım. Kendi özel araştırma enstitümü kuracağım. Kutuplara öğrenci göndereceğim. Ya tamam bunu yapan insan var Profesör Doktor Sezgin Bakırdere var da sen o değilsin. Bu şartları sağlayabileceğine emin misin? Şu anda Fırat Kimya mezunları ne yapıyorsa o şartlara bak. Bu şartlara razı mısın? Bu şartlara razı olarak bölüme gir. Ha sen yine bir Sezgin Bakırdere olmak için çalış tabii ki. Bak çalışmanı engel demiyorum ama hayatındaki tek seçeneği bu olarak görüp oraya girersen o seçenek yıkıldığında e, ne oldu ben ne yapacağım şimdi? Olamadım ben. Şimdi ne yapacağım? Ne iş yapıyorduk biz bu saatten sonra? diye kalacaksın. Bölümün ekstrem şartlarına göre tercih yapma. 6. Sen girdiğin bölümden bugün değil, minimum 4 yıl sonra mezun olacaksın. Belki 6 yıl sonra, belki 7 yıl sonra. Sen bölümün bugünkü şartlarını düşünme. 4 yıl sonra bu gelişimle bu bölüm ne olur? Hocam ben eczacı olacağım. Bak. Ne yaptı devlet? Eczacılığa kota getirdi. Şu an eczane açmak zor mu? Atamalar az bu nedenle eczacılık kotalarını üniversiteye girişten itibaren azaltmaya başladı mı? Bu ne demek? Şu anda bile sektör zorda. 4 yıl sonra daha zorda olacak. Gerçekten emin misin bunu seçmeye? İyi düşün. Sen şu anda eczacı olmayacaksın girdiğinde. 5 yıl sonra eczacı olacaksın. Hocam vallahi mahallede bir veteriner var ya. Deli dehşet para kazanıyor. Köye gidiyoruz köyde yok. Ben köyde bir veteriner açacağım. Ne zaman? 5 yıl sonra. 5 yıl içinde köye kimse veterinerlik açmayacak mı senin bekleyecekler. Sen o bölümden şu anda mezun olmayacaksın. iyi düşün. Bunu iyi düşün. Bunu iyi planla. 5 yıl sonra şartlar çok daha zorlaştığında sen halen bu mesleği yapmak istiyor olacak mısın? Bu kadar aşık mısın bu mesleğe? Çok az para kazanarak da bunu yapabilecek misin? Yapamayacaksan ucu daha açık, daha gelişen bir mesleğe geç. Sen bu bölümden şu anda mezun olmayacaksın. Anlaştık mı? Genel bir mantık oturttuk mu? Kimler mezun kalmalı dedik? Sonuç bölgesinde nereden tercih yapacağımızı gördük. Okul değil meslek seçiyoruz dedik. Her mesleğin kendi dinamikleri var. Bunları dikkate alarak bölüm seçtik. Bölüm ekstrem, bölümün ekstrem şartların değil. Normal mezun şartlarına razı olarak girdik ama ekstrem şartlar için çalıştık, çabaladık, gayret gösterdik. Ve o bölümden 4 yıl sonra, 5 yıl sonra, 6 yıl sonra mezun olacağımızı dikkate alarak da tercihimizi yapacağız. Güzel. Peki hocam şu. Ölü tercih diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar. Ya ben anlamıyorum bu tercih listesini nasıl dolduracağız? Önce ÖSYM algoritması nasıl çalışıyor? ÖSYM makinesi nasıl çalışıyor? Bak şimdi. Tercihleri yaptık. Bilgisayara yükledik. ÖSYM başkanı girdi tercihleri yerleştir diye butona bastı. O butona bastıktan bir saat sonra sonuçlarımız hazır da bir hafta iki hafta neyi bekliyor onu da anlamış değilim. Tamamen bilgisayara girdiğimiz bir tercih 24 saatte açıklayabilecekken niye bir hafta bekliyor Sayın ÖSYM Başkanı? O da beni deli eden başka bir konu. Onu ona sonra gireriz. Bilgisayar ne yapıyor sizi yerleştirirken? Hemen başarı sırası birinci olan öğrenciye bakıyor. Bu öğrenci nereyi tercih etmiş? Fırat tıp yerleştirdi. İkinci, üçüncü, beşinci vesaire. Bana geldi. Ben kaçıncıyım? 55.000'inci. İlk tercihim ne? Fırat tıp. Bakıyor. 55.000 bana kadar tercih eden 54.999 kişi Fırat tıp'ı doldurmuş mu? Doldurmuş. Benim birinci tercihim de Hata. İkinci tercihe geç. İkinci tercihim ne? Pamukkale tıp. Bakıyor. Benden önceki 54.999 kişi pamuk tipi doldurmuş mu? Doldurmuş. Geç. Üçüncü tercih. Geç. Dördüncü tercih. Yani benim bütün tercihlerime tek 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 bakıp tercih sırasına göre beni yerleştirmeye çalışıyor. Benim bütün tercihlerime bakmadan başarı sırası benden bir sonra olan. Ben kaçıncıydım? 55.000. 55.000 birinci kişiyi yerleştirmeye başlamıyor. Dolayısıyla senin tercih sıranda bir bölümün önde olması bir bölümün önde olması, puanı senden daha iyi olan bir insana göre daha kolay yerleştirmeni sağlamaz. Her şey puan, her şey başarı sırası. Tam tersi, sen bir tercihi 20. tercihe yazdın bir üniversiteyi. Puanı senden düşük bir birinci tercihe yazdı diye onun o bölüme girme ihtimali daha yüksek değil. ÖSYM önce senin bütün tercihlerine bakacak. Birinci sıradan başlayarak senin bütün tercihlerine bakacak. Hangi tercihte boş kontenjan görürse yukarıdan aşağı sırayla seni oraya yerleştirecek. Birinci sıraya baktı dolu. 2 dolu, 3 dolu, 4, 5, 12 boş. Seni 12. tercihe yerleştirdi. Sonra geçiyor senden sonraki kişi. Artık ondan sonraki tercihlere bakmıyor. Şimdi ölü tercih dediğimiz ne? Pamuk kredi 14.000'le aldı. Ege tip 3.000'le. Sen pamuk kare tıpı önce YG tıpı sonra da yazıyorsun. Öğretmen diyor ki hocam bu böyle tercih diyor. Bunu buraya yazmana gerek yok. Bilgisayar buna bakmaz. Ya bakmaz diye bir şey yok. Bakar. Ama şu. 15.000. bölüme yerleşmemişsen bu geçen sene 15.000. bu arada bu senenin puanları bilmiyoruz. Geçen sene 15.000. kişinin aldığı bölüme yerleşememişsen geçen sene 3.000. kişinin aldığı bölüme zaten yerleşememişsindir. Bunu buraya yazmana gerek yok. Yoksa bilgisayar bakmaz değil bilgisayar bakar. Bak Baktı 15.000. kişi dolu yani Pamukkale baktı dolu. Oraya yerleştiremedi seni. Bir sonraki ne yazmış nereye baktı orası da dolu. Oraya da geçiyor. Yani bilgisayar senin bütün tercihlerine bakıyor. Ölü tercih diye bir şey yok. Ve şu an hangi bölümün neyle aldığı belli de değil. Hani şu an bakıyoruz ya biz. İşte Pamukkale 14 14.000'le aldı. İşte Koçluk de aldı. Bunlar geçen sene bu puanla aldı. Bu sene bilmiyorum. Bu sene koştup belki 3'le alacak. Sonuncu kişi 3'le. Üçüncü kişi girecek yani. hani Veya belki bu sene koştup 18.000'le alacak. Bilemezsin. Tercih belirleyecek bunu. Hani dedim ya. Geldi bilgisayar programı. Birinci kişiden başladı. Yerleştirdi, 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 yerleştirdi. Birinci, ikinci, üçüncü, beşinci. Koştup'a en son yerleştirdiği kişi geçen sene 75. imiş. Bu sene kaçıncı olacak? Bilmiyoruz. Bu sene siz belirleyeceksiniz bunu. Yani... Bölümlerin bir puanı şu anda yok. O yüzden efendim benim puanım şu bölümün altında. Kesin girerim şu bölümün üstünde giremem gibi bir şeyler yok. Bu sene insanların tercihleri belirleyecek. Ancak sosyolojik olarak insanların tercihleri çok büyük olaylar olmadığı sürece değişmez. Bu yüzden diyoruz ki koştup geçen sene 75. aldıysa en son. Ve bu sene de en kötü 200. alırdı. Çok fazla ümitlenmeyin. Çünkü sosyolojik bir olay olmadı koştup aşağı düşürecek. Anlaştık değil mi? Yani ÖSYM... E, senin birinci tercihine bakacak. Sana sırası geldiğinde önce senden önceki yani. Bir önceki sonuçta öğrencimiz kaçıncıydı? 148.181. 148 şey pardon sayısaldan 108.687. idi. 108.686 kişiyi yerleştirdi. 108.687. olarak bu öğrenciye geldi. Birinci tercihine bakacak. Birinci tercihindeki yazdığı bölüm hangi bölümse o bölümü bundan önceki 108.686 öğrenci doldurduysa ikinci tercih. Böyle 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 gidecek. Geldi 12. tercihe. 12. tercihte 108.686 kişi doldurmamış. Henüz boş yer var. Bunu 12. tercihe yerleştirecek. Geçecek 108.688. kişiyi yerleştirecek. Yani algoritma böyle çalışıyor senin tercih listen dolayısıyla sen hiç kimseden daha avantajlı veya daha, daha dezavantajlı olmuyorsun. Tercih listesi seni kişilerden avantajlı kılmıyor. Sen üste yazdığın için avantajlı, alta yazdığın için dezavantajlı olmuyorsun. Üste yazdığın bölüme girme ihtimalin fazla çünkü bilgisayar üstten yerleştirmeye başlıyor. Ancak benim puanım senden yüksekse sen benden avantajlı olamazsın. Senin puanın benden yüksekse de ben senden avantajlı olamam. Ben yani İki bölüm, bir bölümü ikimiz de yazdık. Senin puanın benden iyi. Bölüm 55 kişi alıyor, bir, kişi, bir kişilik boş yer kaldı. 54'ü doldu. Geldi. Sen o bölümü ye yazmışsın, ben birinciye. Senin girme ihtimalin fazla, senin puanın daha yüksek çünkü. Anladın mı? Tercih listen seni benden daha iyi veya daha kötü kılmaz. Daha iyi veya daha kötü kılmaz. Senin puanın yüksekse, sen yerleşmeden bilgisayar gelip beni bakmıyor. Seni yerleştirdikten sonra gelip benim tercihlerime bakıyor. İyice anlaştık değil mi burada? Oh tamam burada da anlaştık. O zaman 8. sıra tercih listesini nasıl hazırlayacağız? Arkadaşlar tercih listesini 5'e böleceksin. 2, 6, 14 2. Benim yöntemim genelde budur. Bunların genişliğini, hacmini daraltıp genişletebilirsin. Ancak ben genelde bunlara uyarım. 3 aşağı 5 yukarı. 2, 6, 14 2. 2, 6, 14 2. 2, 6, 14 4, 2 nedir? 1. İlk, ilk tercih. Senin yerleşmeyi çok istediğim. Ancak gelme ihtimali çok düşük olan uç iki tercihi ilk ikiye yaz. Korkma bir şey olmaz. Biraz önce anlattığım mantık gereği senin puanın yüksek olduğu takdirde ilk iki tercihe zor veya kolay, uçuk veya değil bir şey yazman seni senden daha düşük puan almış kişilerin altına sokmayacak. O yüzden rahat ol. Uçuk tercihler yap. Ancak tabii mantıklı uçuk tercihler yap. Hani biraz ucundan bucundan olabilecek tercihler yap. Hani diyoruz ya Milli maçlarda ya işte İngiltere, Amerika'ya yenilirse, Hollanda şunu yaparsa, bu da bunu yaparsa olur. Hani matematiksel de bir ihtimali olsun. 18.000'cisin ama ilk iki uçuk derece koş tıpı yaz. Ya bunu, bunu yapma. O, o olmayacak belli yani. 18.000'cisin. Tıpta yükselişte. 14.000'lik bir yerin gelme ihtimali yok ama şehir biraz dezavantajlı. O şehrin dezavantajından dolayı belki o şehri yazmazlar diyorsun. Bak bunu yaz işte anladın mı? Yakın. Evet gelme ihtimali zor ama hani şehirden dolayı da belki de düşer diyoruz. Yani 2-6-14-2 yöntemimizdeki ilk 2 uçuk ama biraz mantığı olan hani ya olma ihtimali düşük de bu olursa bu olursa burası da düşer ya dediğin uç tercihler. İkinci sıraya geldin 6 tane. 6 tane senin puanına yakın uç tercihler. Biraz önceki örnekle gidelim yine. 17, bin, 17 bininciydik. Yükselişte trendde olan meslekler yazıyorsun. Bilgisayar mühendisliği yazıyorsun. Ne yaptın? 14 bin 17 bine düşme ihtimali yoktu. 12 binden 13 binden 14 binden 2 tane üst uç tercih yaptın. 6 tane de 14 ile 16 bin arasında yaz. Meslek yükselişte ya. Yani 16 bindeki bölüm de bu sene 15 bin 14 bine yükselecek. Çünkü 17 bine düşmeyecek biliyoruz. Bunlar da üst tercih. 2 tane çok üst tercih 6 tane de yakın üst tercih yaptık ama yine üst. Kendi puan dilimimizde değil. Kendi puan dilimimize yakın ama kendi puan dilimimizin üstünde. 2 uç ama azıcık mantık kurabildiğimiz uç üst tercih. 6 mantıklı kendi puanımıza yakın çok üst olmayan üst tercih yaptık. 10 2 6 10 4 2. 10 tane kendi puan diliminde tercih yap. 10 tane kendi puan diliminde. Kaçıncısın? 20.000'incisin. 20.000 ile 25.000 arası 10 tercih yap. 19.000 ile 26.000 arası. Kendi puan diliminde ve puan diliminin altında. Puan diliminin altına inerek 10 tane tercih yap. Senin girmen en muhtemel olan bölüm burası. 2, 6, 14, 2'den. Senin girmenin en muhtemel olduğu bölüm bu 10 tercihlik bölüm. 10 tane kendi puan diliminden tercih yaptın. 2, 6, 14, 2. 4 tane geldin. Alt tercihe düşüyorsun. Yani... 20 binincisini örnek veriyorum. 20 binincisin ne yaptın? 14-15 bin ile 18 bin arasında 14-15 ile 18 bin arasında 2 tane tercih yaptın. 18 bin ile 20 bin arasında 4 tane tercih yaptın. 20 bin ile 26 bin 27 bin arasında 10 tane tercih yaptın. Bunlar senin gelme ihtimalin yüksek. Eğer mesleğin trendse, trendse yükselecek çünkü. Yerinde sayan bir meslek 20 bin desen yerinde sayan bir meslek yapacaksın. Yerinde sayıyorsa o zaman ne yaptın? 14 bin ile 16 bin arasında 2 tercih yaptın. 16 ile 18 arasında 4 tercih yaptın, yakın üst tercih. 18 ile 25 arasında yerinde sayıyor ya bu defa çok fazla alta düşmedik. 18 ile 25 arasında 10 tercih yaptın. Tamam? 2 6 10. 2 tercih üst uç, 6 tercih yakın ve yine üst, 10 tercih kendi puan dilimimiz ve bu puan diliminin altında tercih. Son 4 ve son 2'ye geldim. Son 4 tercih alt tercih. Yine gitmek istediğin ancak 20 sen 28 bin ile 30 bin arasında. 25.000 sen 35 36-37 bin arasında. Artık yani iyice düşebileceğin kadar düşeceğin 4 tercih yapıyorsun. Son 2 tercih. Son 2 tercih garanti tercihleri. Gidebileceğin en düşük yer neresi? Gidebileceğin en düşük yer neresi ise son 2 tercihe bunu yaz. Yani ben kalmak istemiyorum. Ben gitmek istiyorum. Gidebileceğim en düşük yer burası. Bunu son 2'ye yazdım. Anlaştık değil mi? 2, 6, 14, 2, 5 bölümü ayırdın. 2 tane üst, uçuk ama azıcık mantığı olan üst. 6 tane yakın üst. 10 tane kendi puan dilimin ve altın. 4 tane kendi puan diliminin bayağı en az 10-15 bin. Mesela 120'le tercih yapıyorsan en az 20 bin, 30 bin altı. Ve iki tane de düşebileceğin kadar düşeceğin tercih yaptın. Burada da anlaştık değil mi? Bu da tamam. Tüm bunları yaparken 9. başlığımız tercih ne anlama gelir? Tüm bunları yaparken şunu unutmayacaksın. Bak tüm bunları yaparken tercih listesini hazırlarken şunu unutmayacaksın. Kaçıncı tercihi yazarsan yaz. İster 1 olsun ister 24 olsun. Hangi tercihe yazarsan yaz. Yazdığın tercih şu anlama geliyor. Ben bu bölüme girmek, bitinceye kadar bu şehirde okumak ve bu mesleği ömür boyu yapmak istiyorum. Hocam ben yata geçiş yaparım. Hayır yapamazsın. Bak yine hiç nereye dönüyoruz? Yine 5'e dönüyoruz. Bölümün ekstrem şartlarına göre tercih yapma. Yatay geçiş ekstrem bir şart. Yatay geçişe göre tercih yapılmaz. O bölümün kendi şartlarına razı olarak tercih yaparsın. Yatay geçiş için çabalarsın. Okey bak buna karşı değilim. Hocam yatay geçiş çok zor yapılmaz. Onu demiyorum da onu demiyorum. Ya yapamazsan diyorum ya yapamazsa. Yani hayalleri bırak. Gerçekler o değil. Gerçek şu yazdığın birinci tercihte yazdığın 24. tercihte şu anlama geliyor. Bu bölüm gelirse ben giderim bu bölümü okurum, bu bölümün bulunduğu şehirde okurum ve bitirdiğinde şu anki mezunlar ne iş yapıyorsa ben bu işi yaparım. Şartlarını kabul ettiğim bölümü yaz. Ya hocam ben yazdım da ben yatay geçiş yaparım ummuştum. Ben bunu çok duyuyorum. Ya hocam yazdım da ben dikey geçişte geçerim sanıyordum olmadı. E, evet ben sana söyledim. Ekstrem şartları düşünme. Hocam yazma şimdi asgari ücret vermiyorlar. Tamam lan 4 sene önce de vermiyorlardı zaten. Sen hayal ettin. 100 bin lirayla işe başlarım diye 4 sene önce de sen ancak asgari ücret buluyordu mezunları. Anladın değil mi? Yazdığın her tercihin anlamı budur. Hocam ben gelmez diye yazmıştım. Zaten şu tercihim garantiydi. 2-6-14-2'deki 10 zaten garantiydi. 10 olmadı şu 4 zaten garantiydi. Ben o son 2'yi gelmez diye yaz. Öyle bir şey yok. Yazdığın her tercih şu anlama gelir. Ben buraya gitmek, 4 yılı, 6 yılı, 8 yılı bu şehirde hiç yatay geçiş yapmadan okumak ve bitirince de bu mesleğin şartları neyse onu yapmak istiyorum. Tüm bunları kabul ediyorsan bu tercihi yap. ha. Ekstrem şartlar için tabii ki çalış, tabii ki çabala. Hiçbir sıkıntı yok. Tercih bu anlama gelir. Son tercih ne anlama gelir? 3 tercih yaptın, 5 tercih yaptın, 24 yaptıysan sorun değil de yani 6 tercih yaptın, son tercih ne anlama gelir? Son tercih şu anlama gelir arkadaşlar. Burası gelmezse ben mezuna kalmak istiyorum. Bunu diyeceğin yere kadar düş. Kaç binincisin? 17 binincisin. Kaça kadar yazdın? 27 bin. Hocam 10 binde düşmez ya kesin gelir. Hayır. 11.sin Son tercihin 27 bin. Bu şu anlama gelmiyor. Hocam 27 bin'e gelir kesin 27 binlik yere kesin yerleşirim. Bu kadarı düşmez. Hayır. Bunun anlamı bu değil. Bunun anlamı şu. 27 bindeki bu bölüm gelmezse, ben 28 bindeki yere yerleşmektense boşa kalmayı tercih ediyorum mezuna kalmayı. Bunun anlamı bu. Son tercihin anlamı. Son tercihin anlamı. Ben buraya yerleşmezsem mevzuuna kalmayı kabul ediyorumdur. 9500'üncüsün var benim öğrencim. Pamukkale Tıp istiyor. Tek tercih Pamukkale Tıp yapacağız büyük ihtimalle. Pamukkale Tıp yazdık. Bir tercih verdik. Bu şu anlama geliyor. Pamukkale Tıp olmazsa ben seneye mevzuuna kalmak istiyorum. Buna kabul mü? Kabul değil. O yüzden altına ne yazdıracağım biliyor musun? Afyon Tıp, Sparta Tıp, Yozgat Tıp. Düşebileceğin kadar düşeceksin. Düşebileceğin kadar düşeceksin ancak biraz önce söylediğim 9. maddeyi unutmayarak. Yozgat Tıp gelirse hiç üzülmeden gidip 6 sene Yozgat'ta okuyacaksan okumayacaksan hocam gerek yok ben Yozgat'ta okuyacağım ama mezuna kalırım diyorsan okey ancak son tercih şu anlama gelir bir daha söylüyorum aklına iyice kazı bir daha söylüyorum son tercih şu anlama gelir ben buraya giremezsem mezuna kalmaya razıyım 140 binincisin 160 binde bölüm yazdım hocam kesin gelir 160 binde bırakalım demek değil 160 binde yer gelmezse ben 162.000'de başka bir yer vardı gördüm. Oraya gitmektense mevzuna kalmayı tercih ediyorum anlamına gelir. Bunu tercih etmiyorsan 162.000'e düş. 165.000'e düş. 170.000'e düş. 300.000'e düş. Nerede bu fikir kafana gidecekse hocam 300.000'in altı da olmaz artık. Bir daha hazırlanırım ya o kadar da değil. Fikri nerede aklına gelecekse orada bitir. Son tercihini ona göre yap. Benim aklıma gelen başlıklar bunlar. Sizin yine aklınıza gelen sormak istediğiniz bir şeyler varsa... Yazın yorumlara, ister yorumlarda ister canlı yayında buluşalım. Veya başka bir videoda ben onları anlatayım seviliyorsun. Kendine iyi bak.